Merhaba canlar, ben Emre hocanız. Şimdi tam sayılarda bölme işlemini beraberce halledeceğiz. Arkadaşlar, işaretleri aynı olan iki sayının bölünmesi sonucunda çıkan sayı kesinlikle arkadaşlar pozitiftir. Aynı işaretli iki sayının bölümü birbirleriyle aynı işaretli oldu ya, o zaman pozitiftir diyebilirsiniz. Tamam. Çarpma işlemindeki gördüğümüz özelliklerin hepsi zaten bölme işleminde de geçerli. Şimdi bak, artı artıya bölünmüş sonuç nedir? Artı 84 7'ye bölersem de 12 çıkar diyebilirsiniz. Eksi eksi ikisi eksi bölünürse artı olur. 48'i 16'ya bölersem de 3 çıkar diyebilirsiniz. Buna bağlı olarak karmaşık işlemlerin hepsinde bunu yürütebilirsiniz. İşaretleri zıt olan iki tam sayının bölümü negatif bir tam sayıdır. Evet. Artı ile eksi bölünürse eksi 72'yi 8'e bölersem 9. Eksi ile artının çarpımı eksi o 120'yi 6'ya bölersem de 20 olarak bulurum ki bunun sonucu da eksi 20'dir diyebilirsiniz. Hiçbir bir problem yok arkadaşlar. Şimdi geçelim hemen. Bakın, bazı özellikler verilmiş. Bu özellikleri kavradığımızda artık sorular üzerine rahatlıkla geçebiliriz arkadaşlar. Sıfırdan farklı bir tam sayı eksi 1'e böldüğümüzde sayının işareti değişir. Mesela sayı pozitifse artık negatif olur, negatifse artık pozitif olur. Ne demek istiyor bu bilgi? Bak şimdi, artı 450 eksi 1'e bölünmüş. Artı eksiye bölündüğünden dolayı sonuç ne olacak arkadaşlar? Eksi olacak. 450'yi de 1'e bölersen direkt 450 şeklinde yazabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi eksi eksiye bölünürse ne oluyor dedik biz? Artı oluyor dedik. 344'ü 1'e bölersem de sonuç ne oldu? 344. Neye dikkat ettik burada? Şimdi bak, burada en başta eksi varken eksiye bölünmüş, artı olmuş. Baştaki sayımız eksi 344 iken artık artı 344 oluştu. Tamam. Sıfır sayısının sıfırdan farklı bir sayıya bölümü sıfırdır. Mesela sıfırı bir sayıya bölerseniz arkadaşlar siz direkt sıfır yazabilirsiniz. Ya da negatif ya da pozitif fark etmez. Herhangi bir sayıyı sıfıra bölemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir ifade çıktığında direkt tanımsızdır şeklinde yazabilirsiniz. Sizin için hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Şimdi tam sayılarda çarpma ve bölmeyi bitirdik. Tam sayılarda bölme işlemiyle ilgili yine soru çözüm videosu en kısa zamanda sizlerle olacak. Görüşmek üzere arkadaşlar.